Anladık ki bu sofralarımızda çok fazla etkileşim sonucu yani ortaya çıkmış bir sürü lezzet var ve bu lezzetlerin işte öğretilmesi gerekiyor. İnanılmaz büyük bir mozaiğin içinde büyüdüğümü sonradan fark ettim. Yani gerek komşularımız olsun, gerek arkadaşlarımız olsun, Levanteni, Musevisi, Rumu, işte Alevisi, Kürdü, hep beraber hem oynuyorduk hem yaşamımızı devam ettiriyorduk. Her zaman hayatımızın her anında ve her saatinde muska börekleri bizim evlerimizde vardı. Annemin çok lezzetli ellerinden yapılıyordu onlar. Bazen eski bir fotoğrafın arkasında, bazen bir çekmecenin dibindeki defterde rastladığımız ya da zihnimizde yer eden kokusuyla hatırladığımız bu toprakların sofrasına, kültürüne, geleceğine katkı sunan, nesilden nesile aktarılan unutulmaz lezzetler hünerli ellerde hayat buluyor. Lezzet göçünün izinde Aile Mirası Reçeteler başlıyor. Bize aile hikayenizi, büyüdüğünüz evi anlatır mısınız? 1972 İstanbul doğumluyum. Anne tarafım Anadolu Rumlarından, Niğde Derinkuyu'dan İstanbul'a göç etmişler. Babam Makedonya göçmeni, İstanbul'da buluşuyorlar. Ve böylece başlıyor bizim ailenin hikayesi. İstanbul'da okullarda okudum. Üniversite öğrenimimi Selanik'te Aristoteles Üniversitesi'nde felsefe eğitimi alarak yaptım. Daha sonra İstanbul'a geri döndüm ve İstanbul'da aile kurmaya karar verdikten sonra da iki tane çocuğum oldu ve burada yaşamaya devam ediyorum. Ailenizde, çevrenizde kimler yemek yapardı? Kendinize kimi örnek aldınız? 25 senelik memuriyet hayatımdan sonra ben gastronomiye kendimi verdim. Ve bu yolda da 12 senedir devam ediyorum. Mutfak kültürü bizim Rum insanların geleneksel kültürüdür. Yemeği, içmeyi ve eğlenmeyi severler. Meze kültürü, tatlı kültürü, pastanecilik, tavernacılık, restoran işletmeciliği bunlar bizim kültürümüzün aslında olmazsa olmazıdır. Ailedeki bütün kadınlar çok güzel yemek yaptığı gibi babam da özellikle bir meze düşkünüydü. Dolayısıyla onlardan çok etkilenerek büyüdüm. Bizler için en güzel eğlence öncelikle güzel bir sofrada başlar. Aile sofraları çok önemli ve değerlidir bizler için. Tüm bu kültürler 40 yaşlarında artık bende iyice bir hani kendini göstermeye başladı, hissettirdi. Ve bunlar için neler yapabilirim diye yola çıktım açıkçası. Değerli bir şeyler yapmak istiyordum. Sadece bir yemek tarifi veya ne bileyim bir reçete kitabı değil de bunların hikayeli olması, tüm bu gelenek ve görenekleri yaşatan insanların hayat hikayelerine değinmek istiyordum. Bunları ele almak istedim ve böylece yola çıktım. 2012'de İstanbul'um, Tadım Tuzum Hayatım kitabım olan ilk kitabımla yayınlandıktan sonra zaten inanılmaz büyük ses getirdi. Ve gerek yazılı basın, gerek böyle belgeselciler çok kapımı vurdular açıkçası. Hemen ikincisi bir varmış bir yokmuş, tadı damağımda kaldı. İstanbul kokulu mutfaklar, bir masalmış geçen yıllar, unutulmaz hayatların reçeteleri,
Peram Tadım Tuzum gibi kitaplar devam etti sırayla. Yani neredeyse her sene bir kitap yazmış gibi gözüküyor ama bazıları gerçekten çok çok eskiye dayanan bir hazırlık dönemini barındırıyor içinde. Bunun yanında gastronomik her türlü araştırma, üniversitelerde meze kültürü dersleri verme, İstanbul çok kültürlü mozaiğinin sofralara yansımasını anlatmaya çalıştım hem teorik hem uygulamalı olarak. İstanbul mutfağının tanıtılması, parlaması, gençlerin bu mutfağa özen göstermeleri için elimden gelen her şeyi yaptım. Tabii ki bu arada Mezedaki adında da bir restoran açtım. 10 senedir Mezedaki restoranını işletiyorum farklı adreslerde. Şimdi de pandemi döneminde bir online satış politikası izlemeye başladık. Toptan perakende meze satışı yapıyoruz. Workshoplar burada da devam ediyor. Hala gastronomi yolculuğuna devam ediyoruz bu şekilde. Tariflerin nesilden nesile aktarılması sizin için ne ifade ediyor? Bunlar çok büyük bir miras her şeyden önce ve bu bir kültürel miras olduğu için de nesiller devam ettikçe bu kültürün de devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Her kültürün kendine has bir mutfak alışkanlığı, mutfak gelenekleri, yeme içme adetleri var. Bence ve yaşam bunun içinden akıp gidiyor. Yani bir insan için yemeden içmeden kesildi dediğimizde artık ölüyor demek istiyoruz aslında baktığımızda. Dolayısıyla yeme içme çok yaşamsal, çok hayati, çok değerli bir ihtiyacımız. Ve bunun gelenekler halinde devam etmesi ve ettirilmesi hepimizin elinde. İstanbul'da zaten üç büyük imparatorluğun başkenti olarak bir sürü etnik farklılık, farklı kökten insana başkentlik yapmış ve bütün bu renkleri ve kültürleri barındırmış bir şehir. Dolayısıyla zaten bu mozaik, bu kültürler mozaiğinin parlaması bu mirasların elden ele devam etmesiyle alakalı bir şey. Çok değerli, mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Lezzetlerin göçü hakkında ne düşünüyorsunuz? Kitaplarımda aslında anlatmaya çalıştığım en önemli özelliği bu İstanbul'un bu tarafı. Binlerce yıl iç içe yaşamış, yüzlerce farklı etnik kökenden bahsediyoruz. Bunlar aslında bizim yeme içme geleneklerimize fazlasıyla yansımış ama bazılarının farkındayız, bazılarının farkında değiliz. Bu etkileşimler kendine has bir İstanbul mutfağı yaratmışlar. Yani İstanbul mutfak kültürü derslerini aslında üniversitelere tavsiye eden benim, İstanbul mutfağını tanımayan birçok ustayla karşılaştım. Tabii bu da benim kendi dükkanımdaki ihtiyaçlardan doğdu. Meze ustası arıyorum. İstanbul mezesini bilmiyorlar. Dolayısıyla bunu söylemek zorunda kaldım üniversite bölüm başkanlarına. Yani İtalyan mutfağı, Fransız mutfakları falan öğretiliyor ama İstanbul mutfağı öğretilmeli. İstanbul meze kültürünü bilmiyor ustalar. Yani okumuşu da bilmiyor, okumamışı da bilmiyor. Hadi okumamışı sonuçta kendi kültüründen olmadığı için bilmeyebilir. Çünkü bunlar kendi tecrübeleriyle şef oluyorlar veya aşçı oluyorlar. Ama bir okuldan mezunsa eğer bir öğrenci bunu bilmesi gerekiyor. Ve ondan sonra zaten işte gelin öğretin o zaman biz böyle bir öğretmen de bulamayız falan gibisi konuşmaları üzerine ben Haliç Üniversitesi'nde İstanbul Meze Kültürü dersi başladı ve devam etti. Ve ben o derslere girerek İstanbul Meze Kültürü'nü, bu çok kültürlü sofraları, çok kültürlü mutfağı anlatmaya çalıştım. Yani mesela örnek vermek gerekirse bir meze sofrasında Arnavut ciğeri diyoruz. Çok alışmış olduğumuz bir şey ama işte belli ki Arnavutlardan kalmış bir meze veya bir Çerkez tavuğu diyoruz. Bu da Çerkezlerden kalmış.
İşte bir lakerda diyoruz. O da sefaret, İspanya sefaretlerinden şeklimize gelmiş bir meze. Çünkü o da aslında la querida mesela asıl telaffuzu. Böyle böyle bir sürü detaylara indik ve anladık ki bu sofralarımızda çok fazla etkileşim sonucu yani ortaya çıkmış bir sürü lezzet var ve bu lezzetlerin işte öğretilmesi gerekiyor. Çünkü aslında mesela Avrupa'ya gittiğinde taramayı bulamıyorsun veya bir Çerkez tavuğunu bulamazsın veya ne bileyim bir Arnavut ciğeri yok yani. Ne bileyim İspanya'da, Amerika'da, İngiltere'de, orada, burada, hani bunlar çok basitmiş gibi görünüyor insanlara ama bunlar eşsiz yani. Ancak burada yenilebilecek olan lezzetler ve tatlar. Dolayısıyla turistler de İstanbul mutfağını, İstanbul mutfağı lezzetleri tatmak istediklerinde bunları arıyorlar. Dolayısıyla bunların öğretilmesi gerektiğini düşünerek bu derslere başlattık. Ve çok da iyi gidiyor gibi geliyor bana. Çünkü bu çok yayıldı ve her yerde artık İstanbul mutfağı konuşulmaya başlandı. Ben 10 sene önce bu yola çıktığımda açıkçası böyle bir şey bilinmiyordu bile. Yani bölüm başkanları bile İstanbul mutfağı nedir ki? Hanımefendi bize biraz anlatır mısınız falan diyorlardı. Halbuki şimdi dersler verilmeye başlandı ve böyle bölümler açıldı. Bundan dolayı da çok mutluyum açıkçası. Şimdi çocukluğunuzdan bir ana geri dönmek isteseniz o hangi an olurdu? Benim çocukluğum Kurtuluş'ta geçti. Çok eski, çok tarihi bir semttir. İstanbul'un çok güzel semtlerinden biridir. Eski ismi Tatavla'dır. Çok fazla farklı kültürlerin bir arada yaşadığı yerdir Kurtuluş. Dolayısıyla çocukluk hayatımı şöyle göz önüne getirdiğimde inanılmaz büyük bir mozaiğin içinde büyüdüğümü sonradan fark ettim. Yani gerek komşularımız olsun, gerek arkadaşlarımız olsun, Levanteni, Musevisi, Rumu, işte Alevisi, Kürdü, hep beraber hem oynuyorduk hem yaşamımızı devam ettiriyorduk. Ve kimse kimseye niye işte senin adın Caroline de benimkisi ne bileyim Ayşe veya senin adın Mustafa da benimkisi Mary falan gibi sorular ne soruluyordu ne de ailelerimizin içinde bunlar konuşuluyordu. Dolayısıyla hep beraber çok büyük bir kardeşlik atmosferi içinde hala da görüşüyoruz ve bu günleri yad ediyoruz. Çok güzel bir, zengin bir mozaik içinde büyüdüğüm o zamanlara geri gitmek isterim açıkçası. Çünkü sonradan biraz kayboldu bunlar. Biraz böyle hani biraz insanlar yabancıymış gibi birbirine davranmaya başladılar falan ama benim çocukluğum döneminde gerçekten bunlar yoktu. Herkes çok güzel bir arada kardeşçe yaşıyorlardı ve böyle bir ortamda büyüdük. Bunları özlüyorum. Siz kendi mutfağınızı tanıtmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? İstanbul Rum mutfağını anlatmak için yola çıktığımda bir sürü farklı düşünce vardı aklımda. Ama en önemlisi bu İstanbul yemek kültürünü oluşturan büyük markaların ve bu markaların hayat hikayelerini ben de merak ediyordum. Dolayısıyla buradan başlamak istedim. Yani bu insanlar, bu Türkiye'deki yaşanan bir sürü sıkıntılı siyasi, politik dönemler geçirdiler. Bunlar nasıl dayandılar, nasıl kaldılar, ne oldu? Bir sürü insan yani 300-500 bin kişi iken Rumlar, bir sürü insanlar gitmişken bunlar hala ayakta nasıl kaldılar? Gibi sorular beni düşündürüyordu, aklımdaydı ve bu şekilde yola çıkarak bunların böyle bir listesini hazırladım ve başladım bu arayışlara. Bu araştırmalar sırasında tabii kapı kapıyı açtı. Bilmediğim bir sürü insana ulaştım. İşte muhakkak ona da git, şuna da git derken gerçekten mesela İstanbul'un Tadım Tuzum Hayatım benim ilk kitabımdır. Ve burada birçok kişinin bilmediği insanları kitabımda tanıttım. Yani mesela markayı biliyoruz da tabii ki mesela işletmecinin kim olduğunu bilmiyoruz.
veya ne bileyim bir pelit pastanesi diyoruz veya bir golden çikolatalı diyoruz veya bir royal çikolatalı diyoruz veya bir baylan pastanesi diyoruz, biliyoruz ama bunun mesela ilk sahibinin, bunu yaratıcısının bir Rum insanı olduğunu mesela kimse bilmiyordu. Dolayısıyla bu araştırmayla hani Rum insanlarının geleneklerini, bu lezzet dünyasına kattıkları hizmet ve verdikleri hizmetleri bir göz önüne çıkarmış oldum bir şekilde. Bunlar tabii hem lokantalarıyla, hem çikolata markalarıyla, hem tavernalarıyla, hem de pastane, şekercilik, çikolatacılık gibi farklı sektörlere gerçekten çok büyük emekler ve faydalar sağlamış bir sürü markanın oluşturduğu bir kitaptır. Bundan sonra çıkmış olan Bir Varmış Bir Yokmuş kitabım şu anda elimde kalmadı. Bununla birlikte bunun ikisi Dünya Kitap 2015 yılında yılın en iyi gastronomi kitapları ödülünü aldılar. Daha sonra Tadı Damağımda Kaldı kitabım. Bu daha kuşe baskılı, daha renkli, daha farklı bir kitaptır. Burada da dünden bugüne İstanbul lezzetlerinin reçeteleri ve tarifleri yer almaktadır. Bunların içinde de yine küçük hayat hikayeleri de var. Daha sonra İstanbul Kokulu Mutfaklar dedik ve 32 tane farklı kariyer sahibi kadınla, İstanbullu kadınla mutfak muhabbetleri yaptık. İşte bu aynı sizin bana sorduğunuz gibi bu mutfak kültürü nereye gidecek? Bizler şimdi artık kariyerlerimizin peşinde koşuyoruz. Bu kültürü çocuklarımıza bırakabilecek miyiz? Vesaire vesaire gibi soruları konuştuk. Tabii bu kadınların hepsi farklı kültürden olmasına rağmen hepsi İstanbullular. Ama hepsi de bayram sofralarında farklı mutfak, farklı lezzetler yapıp yiyen içen insanlar. Dolayısıyla bunun da ne kadar farklı renkler barındırdığını, yani mutfağın da aslında İstanbul mutfağında bir mozaik olduğunu, farklı renkleri sahip bir mozaik olduğunu konuştuk. Zaten çıktı ortaya. Çünkü bu hanımlardan her biri farklı bir etnik kökene sahip hanımlar. Aynısının bir de 32 İstanbul Beyefendili versiyonunu yaptık. Orada da işte ne bileyim yemek yapan hanımlar mı istiyorsunuz, çalışan para kazanan hanımlar mı istiyorsunuz gibi sorular da sordum. Dolayısıyla orada da işte sosyopolitik, ekonomik, her türlü mutfağın konularına değindik. Daha sonraki kitabım da Unutulmaz Hayatların Reçeteleri olarak piyasaya çıktı. Ve ben bu arada bu bahsettiğim üniversitedeki derslerden sonra anladım ki sektörde bazı eksiklikler var. Yani bu sektöre işte bu konuştuğum, bu yazdığım insanların dilinden kendi sektörel tavsiyelerini de içine alan farklı bir kitaptır bu. Hem tavsiye, hem reçete, hem tarif, hem de işte bu işlerinin sırrını, bu senelerce bu müesseselerin devam etmesi neye bağlı gibi sorulara cevapları da bu kitabımızda bulabileceksiniz. En son çıkan da bir Beyoğlu kitaplığı arşivi için Peram Tadım Tuzum kitabımı yaptık. Burada da Beyoğlu'ndaki lezzet noktalarını, işte tarihe geçmiş lezzetleri ve tüm tarihi markaları yine hatırlamaya çalıştık. Ve böylece şu anda neredeyse 8-9 tane kitabım oldu. Tüm bu İstanbul mutfağını kapsayan çalışmalar, hepsi birbirinden değerli. Okuyucuyla buluşuyor, ilgilenenlerle buluşuyor. Gastronomi Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle buluşuyor. Tez ve kitaplarını yazan herkes için bir kaynak kitap oluşturdukları için de ayrıca çok mutluyum. Aile reçeteleriniz arasından bizim için seçtiğiniz bu tarif hangi bölgeye ait? Bizim için hikayesini, hatıralarınızı ve nasıl yapıldığını anlatır mısınız?
Bugün size çok basit, belki çok basit yani benim için çok basit en azından ama inanılmaz lezzetli, günün her saatine uygun, çok ekonomik, ne bileyim bir sürü özelliği sayabilirim size. Güzel bir börek tarifi. Bunlar muska böreği. Bunlar aslında bizim yani sofralarımızın ara sıcak mezesi olarak yapılıyordu evlerimizde. Ama aynı zamanda sabah kahvaltıda da, beş çayında da, akşam yemeğinde de, çocuklarımızın ellerine verdiğimizde en sevdikleri yemek olarak her zaman hayatımızın her anında ve her saatinde muska börekleri bizim evlerimizde vardı. Annemin çok lezzetli ellerinden yapılıyordu onlar. Babam daha fazla böyle balık mezeleri veya farklı böyle mezelerle ilgilenirken annem bunları, bu muska böreklerini muhakkak buzdolabının bir tarafında, bir kap içinde muhakkak vardı. Çünkü hiçbir şey olmasa muska böreği herkesin sevdiği bir börekti. Tereotlu da yapılıyor. Tabii ki maydanozlusu da yapılabilir ama ben taze nanelisi, o naneli yapım haliyle çok seviyorum. Çok farklı geliyor bana tadı. Fırında da tabii ki yapılabilir. Kızartması da çok güzel bir ara mezedir. Muska böreği beni yine bahsettiğiniz o çocukluk anılarıma güzel hayata geri getiriyor. Yılbaşı sofralarımızın, işte Paskalya sofralarımızın, bayram sofralarımızın olmazsa olmaz bir mezesidir. Çocukluğumuzun en sevdiğimiz yemeğidir. Beş çaylarının olmazsa olmaz güzel bir lezzetidir. Kahvaltılarda aynen keza çok sevilen bir, özellikle hafta sonu brunch kahvaltılarda çok tercih ettiğimiz çok güzel bir lezzet olduğu için muska böreğini seçtim. Muska böreği aslında çok basittir, bir iç hazırlanır. Ama şimdi o için tabii farklı versiyonları vardı. Eğer ki meze için yapılacaksa o içte kullanılacak beyaz peynir, tam yağlı, tuzlu bir beyaz peynir olmalı. Ama bir beş çayı veya bir kahvaltı için yapılacaksa ona biraz daha az tuzlu lor peyniri bile kullanılabilir. Şimdi meze ile arasındaki fark odur. Biz genelde mezeci, ben de mezeci olduğum için meze yapıyoruz. Genelde işte tuzlu, sert ezine beyaz peynirini kullanarak yapıyorum. Nane, taze nane, taptaze, kokusu üstünde yani olacak. Güzel bir nane, bol yumurta ve yeni açılmış ince yufkalarla yapılmasını öneriyoruz. Tabii ki tavamız da geniş veya fırında vereceksek güzel bir tepsiye yerleştirerek ayçiçek yağıyla ya kızartıyoruz ya da fırında pişiriyoruz. Dört tane yufkamı öncelikle şeritler halinde keseceğim. Bunun kolay bir formülü var. Bunları üst üste yarım daire olarak yerleştiriyoruz. Ondan sonra hepsini birden keseceğiz. Ve istediğimiz şeritleri elde edeceğiz. Taze yufka olmasına dikkat ediyoruz. O paketlenmiş marketlerde satılan yufkalarla bu işler olmaz. Bunlar taze yufkacıdan aldığımız yufkalardan yapmaya özen gösterelim. Hem lezzeti farklı oluyor hem de yağda kızartması ve şişmesi aynı oranda daha güzel olabiliyor. Şimdi yufkalarımızı üst üste koyduk yarım daire şeklinde. Bunları böyle katlıyoruz. Ve katladıktan sonra keseceğiz. Şu uçlarını tabii ki kullanmıyoruz.
Şunları bir kenara koyalım. Şöyle dört parmak genişliğinde yufkalarımızı kesiyoruz. Şimdi içimizi hatırlayalım. Böreğin içini hazırlayalım. Bunun içinde peynirimizi rendeleyeceğiz. Tam yağlı, tuzlu, meyhane peyniri dediğimiz meze peynirimizden yapıyoruz bu börekleri. Çünkü biz istiyoruz ki çok lezzetli olsun böreklerimiz. Dört tane yufkamız var. Dört tane yumurta kıracağım. Taze yufka, nanelerimi, mis gibi kokuyor zaten. Alıyorum ve kesiyorum. Şimdi çatalımızda bunları güzel karıştırıyoruz. Börek içi hazırlamış olduk. Şimdi bunları açtığımızda bunlar şerit şerit zaten çıkmış oluyor önümüze yufkalar. Bunları şöyle açıyoruz. Kenardan kenarına şöyle biraz içimizden alıp böreğimizi katlayacağız. Ve muskaları oluşturuyoruz böyle. Suyumuzda da bu uçları biraz hem çok pratik hem çok lezzetli, uygun, ekonomik ama nokta atışı sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz çok güzel bir lezzet.